Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Annem de çıkıverdi arkadan. Sabah ne oldu biliyor musunuz? Biz kahve içmek için annemi aradık. Hani sen de gel kahve içmeye. Miral'in de görsün dedik. Sonra dedi ki bugün ne yapıyorsunuz? Biz de dedik bugün pazara gideceğiz. Sosyete pazarına. Dedi ben de geleyim dedi. Alacaklarım var. Ay Miray'ı da bir gün görmeyince özlüyorum ben artık. Çok alıştım ona ya. Aynen. Hep beraber bugün pazarı gezeceğiz sizlerle. Bakalım neler alacağız, neler bakacağız. Hava da İzmir'de çok güzel. Yaz gibi bir hava var bugün burada. Evet. Bir önceki videoda sizlerden fikir istemiştim. Diyorum ya, ilmek ilmek beraber yapıyoruz bu evin tadilatını, evet, diye. Gardırop için çok güzel bize fikirler vermişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben de bayıldım ya. Çok bayıldım ya. Hakikaten biz orayı komple böyle kapaklı bir gardırop olarak hayal etmiştik. Fakat bana bir kısım yeri duvar yap dediniz ve bir açıklık daha var. Oradan da giyinme odasına giriş yap dediniz. Çok da güzel olur diye biz de düşündük. Şimdi ölçülerini almaya gidiyoruz oranın arkadaşlar. Kafamızda bir şey tasarladık. Evet. O yüzden ölçülerini almamız lazım. Hatta şimdi pazara giderken evin önünden geçiyorduk. Aynen. Uğrayıp şu evin bir ölçülerini alalım. Hatta Tuba size bahsetsin nasıl olacağından. Giyinme odası olacak değil mi orası? Mükemmel olacak ya. Süper olacak ya. Gerçekten Allah razı olsun. Çok güzel fikirler verdiniz bizlere. Böyle kafamı kurcalayan bir şey olursa tekrardan ben sizlerden zaten yardım isterim. Çok da güzel böyle düşünceleriniz var. Hadi bakalım şimdi evimize geldik. Bir bakalım o gardırop alanına tekrardan. Kafamızda bir şeyler oluştu. Geldik arkadaşlar. Şu çantamı nereye? Ver bana, ben tutarım. Ah, sen tut, pek de yakıştı. Oh. İşte gardırobun, yani gardırop yapmayı düşündüğümüz yer burasıydı. Şimdi burası giyim odası olacak. Şurayı duvar yaptıracağız. Bu şekilde bir duvar olacak burası. Ben burayı kapak olarak düşünmüştüm. Ama duvar daha mantıklı. Buradan da giyinme odasının giriş kısmı. Şöyle kapaklı bir yer. Şöyle giyinme odasına giriyoruz. Merhaba aşkım. Giyinme odamızın yüksekliği 2.50 geliyor. O yüzden bayağı yüksek olduğu için şuraya dedik ki bir raf yapalım. Yüklük yaparız. Yorganlarımızı oraya yerleştiririz diye düşündük. Sonrasında devamında alt kata da askılık yaparız. Değil mi aşkım? Güzel, evet, askılık olur tabii. Askılık güzel olabilir. Bunu da boydan boya değil de 3 parçaya bölelim. Belki koyacağımız eşyalar çok ağır gelir. Askılık aşağıya düşmesin. Sonra bir altına daha askılık yapalım. Oraya da tişörtlerimizi, pantolonlarımızı asabiliriz. Güzel olur. Güzel nasıl olur. Güzel olur. Çok güzel olur. Yalnız... Hatta ben de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar şu gaz betonun kalınlığı 10 santim. Yani şu kadar kaplatılıyor. Geri kalan bölüme de raf yapalım dedik. Aynen. Çok güzel olur ama buraya... Oraya da kemer falan koyarsın. Çantalarını koyarsın. Evet. Çanta için çok güzel olabilir o alan. Şuralarını böyle raf yaparsın. Çanta, kemer tarzı şeyler, aynen, koyarız. Şöyle şu kadar kaç santim? Askıların boyu 50 santim geliyor aşkım. Yani bu kadar bir alan kalacak. O yüzden bizim burayı güzelce çizdirmemiz lazım bir mimara. Bize yazan mimar arkadaşlar oluyordu. Gerçekten burası için sizlerden güzel bir fikir alabilirim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana veya mail adresinize de mail atabilirsiniz. Sizlerden haber bekliyoruz arkadaşlar. Burayı o yüzden biraz bekletiyoruz. Hadi annemleri de daha fazla dışarıda bekletmeyelim. Onların yanına gidelim. Dur ya, nereye gidiyoruz? Banyomuza da bir bakalım canım. Çok güzel olmuş. Ama hiç güzel değil. Neden? Beğenmedin mi? Yok. Neden? Nazar değmesin. Vallahi çok güzel olmuş ha. Ay. Nişi de göster bak. Nişi de olmuş. Ay duşakabinin içi. Ay Caner çok uyumlu olmuş. Bak duşakabinin içine farklı almıştık ya kayar diye. Evet. Çok uyumlu. Ay dur şöyle gireceğim kenardan kıyıdan. Tatam nişimiz de böyle. Çok fazla içeriye doğru da giremiyorum. Daha yeni yapılmış. Bir trafik vardı, bir trafik vardı, anlatamam size arkadaşlar. Bir de biz ara sokaklara girmişiz. Arabada büyük, böyle dönüşlerde falan çok zorlandık. Sıkışıklık vardı ama nihayetinde gelebildik. Yani bir iki saat sonrasında varabildik ancak. Yakın olmasına rağmen burası. Miral'in de işte. En azından Miral'in de arabada uyumuş oldu, evet. Yine benim kızım arabada uyudu ya. Şimdi geçen seferki geldiğimiz gibi yapıyoruz. Nasıldı o? Miral'in de babasıyla beraber kalıyor. Biz de annemle pazarda istediğimiz kadar gezebileceğiz. Hadi bakalım durur ama Mirakuş. Şimdi benim karnım acıktı. En güzel gevrek ayran. Hepimiz bir gevrek ayran yiyelim öncesinde. Bir enerjimizi toplayalım. Sonrasında pazara gireceğiz. Hem de kalabalığa da Mirakuş girmemiş olur.
Çünkü bugün hava güzel, bayağı da bir kalabalık arkadaşlar. Hadi bakalım neler alacağız neler. Annesinin kızı bu, annesinin. Gevrek ayran yiyor. Heh, şımardın mı? Hadi babayla sizi baş başa bırakıyorum. Aşkım biz giriyoruz. Hadi kolay gele sana. Pazara giriş yapmış olduk arkadaşlar şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalabalık. Ve oldukça da fazla çeşit var burada. Bir süredir gelmiyorduk. Yine en son annemle gelmiştik. Bak şu eşortmanlar çok güzel anne. Bak. Renk renk de var. Paçaları lastikli. Ne kadar? 50 lira da çok çok uygun. Hem de kalın içi kolarlılardan. Buradaki çantacıya bir bakacağım. Buradaki fiyatlar uygun oluyor ve güzel çantaları var. Tabii girebilirsem bakın. Kalabalık. Aralardan sıvışacağım. Bakın şunlar da güzel. Böyle. Çantalarda çeşit çeşit ama tam istediğim gibi değil. Bakın bu iki askılı. Ben şöyle tek askılı istiyordum. Annem de bir şeyler seçmeye çalışıyor. Bu güzel anne. Ben de girersem seçerim sana. Gir. Ay şunlara bakın. Bak şu da fena değil. Evet o da güzel. Olay bir çanta beğendim. Bakın bir böyle 25 lira. Bir de böyle iki renk alayım dedim. İçinin astarı yok. Olsun ya sorun değil ama güzel duruyor. Çorapçıya geldim. Allah'ım ne kadar güzel çoraplar var burada böyle rengarenk çeşit çeşit. Gel şuraya gidelim. Çorabımızı da hallediverelim. Çantamızı aldık. Ay pek güzel. Çok güzel oldu. Caner için alacağım. O böyle uzun giyemiyor arkadaşlar da ben de böyle... Ne kadar çoraplar? Abla 7,5 3 tane 20. Arkana dön bak ne var burada. Değil mi? Evet. Benim çok de güzel. Gözüme takıldı. Caner'in de yeşili var ya. Aynen. Bayağı iyiymiş bu da. Oo renkleri de var. Bakın şöyle. Gibi. Pembesi bile var arkaya doğru da bu renk bayağı ben buradayım diyor. 30 liraya tişörtler anne. İyi mi? Güzelmiş bunlar. Yazılı işte. Giyiyorsunuz değil mi öyle? Evet evet Caner'e. Şu tişörtlerden alacağım Caner'e. Hah bulduk. Tamam. Şöyle bir beyaz bir de siyah. Bak bakalım anne nasıl. Bu tamam da beyazına bak. Aynı kesimler aynı. Bu iyi. Bu güzel. Bu iyi bunu alıyoruz. Ona da bir bak. Burada farklı farklı markaların ürünleri var. Tommy'nin var, Nike'ın var. Leo. Aa güzel değil mi? Şöyle bakayım. Tamam güzel. Onu da buraya atalım. Tamam. Caner'den gidiyoruz. Ben kendime iki çanta aldım. Ona da alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Pazarda bile jut alı bulduk. Ama bu tam jut değil galiba. Ikea'dakiler biraz daha sert de anne. Oy oy oy. İşte bu biraz sert. Kıyafanın altına güzel olur kış bahçesine. Ne kadarmış? Bir de fiyatını soralım. Bu güzelmiş. Bu ne kadar? 700 lira. Ooo 700 lira. Vazgeçtim beğenmedim ben bunu. Bu 700 liraymış. Annem kendine şunlardan bakıyor. Bayağı bir güzel kumaşları var 40 liraymış. Şundan da var herhalde. Aynısı değil mi kumaşı? Çok sınırlı kumaşlar. Ben de yanda oyuncakçı gördüm. Birazdan oraya gideceğim. Mira kuşu oyuncaklar beğendim. Bakın şurada. Çok tatlı. Burası gez gez bitmiyor. Gerçekten çok büyük. Daha şu taraflara doğru gideceğiz. Ev terliği de bakacağım yeni evimiz için. Hangisini beğendin anne? Diğeri hangisi? Hangisini beğendin? Şu var bak. Şu daha düz. Bu da güzelmiş ama. Bu daha mı iyi sanki? O daha dışarı. Ay benim gibi kararsız insana bu sorulmaz. Ben çok kararsızımdır. Bakın yukarıda martılar geziyor. Kafamı bir kaldırdım. Anam çatıda martı var. Gelin dayı şunlardan aldım bakın. Böyle tutacak yürüyecek benim kızım. Çocukken benim de vardı böyle aklıma geldi. Başka türlü oyuncakları sevmez çünkü en güzeli bu. Hem de döndükçe ses çıkartıyor. Ona da bir şey almış olduk. Aldı benim kimlikleri. Anne bunlar ne? Oy. Ay bunlar ne böyle?
Bak bak bak. Ay çok güzel. Gel sen buraya gel. Ay çok pardon. Anne gel bak burada neler var kız. Vallahi bu pazarda en güzel tokacı bu diyebilirim sizlere. Şu pomponlara bakın. Annem ev terliği bakıyor şimdi. Şunlar 15 liraymış. Ben bir tane beğendim. Onu göstermem lazım size. 35 lira ama çok çok güzel. Bir de daha önce aldığım terliklerden yine var bakın şurada. Bak bu iyi. Bak bunun içi sert. He tamam anne. Sen biliyorsun. Ben anlamam. Evet doğru. Bu sert. Şu yumuşacık. Terlikler. Ay pazarcılar da bir bağırıyor, ödüm kopuyor. Abi senin içinse burada. Bak bunlar daha değişik terlikler. Yüksek tabanlı. 20 liraymış. Renkleri de var, beyazları falan. Karıştırın hanımlar. Nedense bu ara gözüm hep kırmızıya gidiyor. Annem bayağı doldurdu kucağını. Kaç tane alacaksın anne? Seç beğen al. Pazardan çıktık. Ama çok güzel alışveriş yaptık anne. Neredesin? Buradayım. Güzeldi değil mi? Evet evet. Özlüyorsun pazarı bayağı. Evet eve gidince de aldıklarımızı gösteririz sizlere. Şimdi gel bakalım bunu Miralinda ile babasını. Bilmiyorum şu çimenlikte de dolanacağız dedi ama biz bayağıdır pazarın içerisindeyiz. Ay buldum buldum. Buldum valla. Bak yavrum benim. Kuzumun üstünü örtecek. Gel gel diyor babasına. Ne yapıyorsunuz? Şapkasını kaybettin. Şapkasını kaybettin. Nereye bulunur. Koydun? Bulunur olsun. Annem. Kuzum. Ne yaptın sen? CE mi oynuyorsun? Bu babasının kızı, babasının. Evet. Bu babasıyla gezdi değil mi kızım? Neler yaptı benim kızım? Mutlu ama. Hep koştu. Hep koştu. Oh, oh. Çimler de çok güzel. Çevreyi bir çek bak, gözler çok güzel. Böyle tam çimlik. Bak anne ne aldı sana. Ay bu kız bebekle oynamıyor çünkü. Ay. Minik insan. Ay nasıl mutlu. Bekle bekle. Bebek alsam oynamayacak. Evde dolu bebeği var. En güzeli bu, çok sevdi. Pazardan neler aldıklarımızı da göstereyim, paylaşayım sizlerle. Ay, o kadar güzel şeyler aldık ki arkadaşlar. Gerçekten pazarımız güzel ama değil mi anne? Güzel tabii. Bayağı tabii her güzel. Şey var, ne ararsanız. Bir de gezmesi zevkli oluyor ya. Evet güzel oluyor. İnsan ben pazarı için... alışveriş merkezinden daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Her şey bir arada böyle. Ev terliklerinden aldı annem kendine. Bunlar çok uygundu, 15 TL'ydi. Evet her yerde 20 liraydı, bir yerde 15 liraydı. Böyle renkleri hoşuma gitti. Ben severim zaten pembe rengini çok. Ama baksanıza çok tatlı değil mi? 15 liraya da bir şey değil. Evet çok uygun. Ömrümüz olursa giyeriz seneye kışa. Bu kış geçti ama. Evet. Ben de bu terliklerden aldım. Bunlar da 35 TL'ydi. İçi kürklü. Çok güzel onlar da. Bir de yeni çıkan terlikler var anne. Sen de görmüşsün. Aynen. Dışı böyle plastik, içi kürklülerden. Onlardan yoktu pazarda, internette var ama görmüşken de dedim ki böyle bu da alayım. Onlara benziyor. Sadece onun dışı plastik, plastik. İki aynısı. İçi aynı. Ha, dışı onun plastik ama bunlar da çok güzel böyle kaşe. Kaşe derler bu kumaşa böyle. Zara'da falan vardı bunlardan. Oysho'da da vardı. Orada tabii biraz daha yüksek fiyatlı ama aynısı, birebir aynısı diyebilirim. 35 lira pazarda. Evet 35 TL çok uygun. Artık yeni evine götürürsün bunları. Burada yeni hiç evine, kullanmazsın. Evet değil mi? Yeni evimize götüreyim. Ay Caner'e bir sürü çorap aldım. Aynen. Çorapların taneleri 5 TL'ydi. Bakın şöyle renk renk. Gri beyaz. Gri beyaz. Sonra yine Tommy'nin bir çorabı. Bu orijinalmiş. Bunun da tanesi 5 liraydı. Gidi. 10 çok TL. Iyi ya. Kumaş şeyleri de kumaşı çok güzel. Kumaşı çok baksana. Güzel. Ama bu penye şey değil. Orijinalmiş bu işte. Çok değişik. Pazarda orijinal ürünlerde bulabilirsiniz bu arada denk gelirse. Evet. Bir de şöyle siyah çoraplardan aldım. Bakayım onun kumaşını. Tommy'ninki daha güzel. O beyaz daha güzel. Calvin Klein'in tişörtlerinden aldım Caner'e. Bunu ben de giyerim canım. Arada bir kaçamak yaparım yani. Bir beyaz bir siyah aldık. Bunun da kumaşları güzeldi. Bu 30 TL miydi? 30 liraydı. Aynen tanesi 30 lira. Her markanın vardı arkadaşlar. Evet ya. Güzel pazar ya. Ne ararsan buluyorsun. Evet. Oh annemle çantalar aldık kendimize. Annem kendine bunu aldı. Böyle. Evet, güzel bayağı bir gözü var.
Böyle telefonumu koyarım, nüfus cüzdanımı falan. İki gözü var, çok güzel. Çok güzel. Bana da lazım yani çantalarımı. Bir de ben boyundan asmalı istiyordum. Evet. Yazın da kullanılır. Evet. Bundan sonra kullanılır. Uzuyor. 25 liraydı çantalar. Çok uygun. Evet. Çeşit çeşit var. Aha bakın. Böyle aldım. Dedim ki yaz geliyor. Geliyor çantalara. Allah Allah. Bak bak şimdi bak bak. Neler almışız biz böyle? Bu annesine ortak bu. Cüzdanımı buldu. Bu ortak bu annesine. Allah beğendin mi annem? Allah. Al bakalım. Ver bakalım annesi. Al tut tak, kolunu. Böyle tak kolunu. Kolunu takıyor. Tak babaanneme. Bunu da anneye ver. Al. Hayır onu beğen. Bunu istediğim. Minik ya o. Tam ona göre. Bunlar da 25 liraydı arkadaşlar. Benim kürklüsü var. Bugün hatta onu taktım. Onu kışın kullanırım. Bunları da yazın kullanırım. Bunlar da gerçekten güzeller ya böyle derileri falan. Kapış geçir. Kapış gençlere hep sağlıyor. Oh, bir görseniz var ya. Çifter ben... çifter millet. Bir tane de böyle bir şey buldum ben kendime. Böyle bir alt aldı. Şöyle kumaşı çok güzel böyle günlü. Dengi gibi. Hem sıcak kutu. İçi daha güzel sanki. Bak, çok güzel. Hiç sıkmaz bu. Sıkmaz. Böyle bir eşortman gibi bir pantolon. Yani dışarıda giyilir, evde de giyilir. Güzel, güle güle kullan. Ben de kendime bir tane cüzdan aldım. Son olarak da bu var arkadaşlar. Şöyle asker yeşili. Çok güzel ama rengi. Anneciğim tamam, Mira bana vermeyecek onu belli ki. Şimdi mutfağa geçelim. Akşam yemeği hazırlıklarına başlayalım. Caner ne istiyorsun bugün aşkım? Tabii ki karışık kızartma istiyorum. Karışık kızartma. Caner'e ne zaman sorarsan sor. Kızartma. Kızartma. Yapalım o zaman. Bugün biber olsun, var. Patlıcan olsun, kabak olma olsa yer o. Annem arkada cips yiyor. Belki de katır kutur sesleri gelebilir. Çok severim. Ben de burada akşam yemeğini hazırlayacağım. Allah'ım Caner, artık bir fritöz almak gerekiyor. Alacağız. Kızartma makinesi varmış ya, sen söyledin bana. Fritöz. Fritöz alacağız. Ya. Baksana bir sürü yağ kullanıyoruz. Evet. Bakın. Onda bir kaşık yağla kızartma yapabiliyorsunuz. Bir ben kullanayım da bakalım, güzelse size de öneririm arkadaşlar. Bir alayım da yeni evimize inşallah bakalım. Az önce de ustamız aradı. Yarın mobilyacımız gelecek. Evin mobilyalarını yapan usta. 4-5 gibi onunla görüşeceğiz. Yani yarın bu videoya devam ederim. Bilgileri de sizlere aktarmış olurum. Yoksa çatlarım bir sonraki videoya aktarırsam bilgileri. Hemen paylaş zaten. Hemen paylaşayım bu video içerisinde onu da. Ve benim aklıma da çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Aslında sizlere göstermiştim ya yatak odasındaki yeri. Şurayı duvar yapalım. Sizden o fikir gelmişti. Çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi kolundan itibaren değil de, yani kolundan itibaren böyle duvar örmek değil de kolunun önünden duvar örelim dedik ki, daha da büyük olsun. Tam bir giyinme odası olsun, yoksa çok alanımız dar olacaktı. Böyle olursa, Miran'ın daha düştü zannettim de ona baktım. Dar olursa böyle harekette kısıtlı olur diye güzel olacak inşallah Caner ya. Vallahi bu gece ben uyuyamam. Hep düşünüyorduk, hep aklımızda sen vardı. Sen evi deseye kadar hiç uyuma artık o zaman. Vallahi ben ya. Ama en çok kafama takılan yatak odasındaki gardırop. Camlar takılacak, uyuyamam bu gece. Hep ağlarına giriyor falan böyle. Panjurları renk renk oldu rüyamda. Zaten birden önce yaptığımız yok. Sabah da erkenden kalkıyorsunuz. Hiç uyuma, otur artık sen. Aynen öyle ya. Vallahi yarını nasıl edeceğiz bakalım. Ustamıza da bahsettik. Dedi ki hele bir durun, yarın olsun. Hem mobilyacı da size fikir verir dedi. Ustamız öyle. Daha sözünde duruyor. Ne zaman diyorsa söyledi. Yarından sonra size haber vereceğim dedi. Evet. Dediğinde hemen duruyor. İstediklerimizi yapıyor. Aynen öyle. Yani biz ne istersek yapıyor yani. İyi ustamız. Bu arada çileğimiz o kadar tatlıymış. O kadar tatlıymış. Ben yedim. Keşke bir kilo alsaymışım. Böyle tatlı olduğunu bilmiyordum. Çünkü böyle bakın. Minik minik güzel değildir diye düşünmüştüm ama bal gibi yani. Böyle bir çilek yok. Canım çok çekmişler. Şimdi pazarda çilek aradım durdum. Yoktu değil mi fazla? Yoktu. Bir yerde gördüm işte. Evet, kokusu da buram buram geliyor böyle. Yaz çileği gibi evet. Kokuyor. Yaz küçücük. Çileği gibi. Küçücük. Belki organiktir bu hani. Bu mevsimde olmaz ama. Olmaz ama küçücük, bir de bal gibi tatlı. Evet çok güzel. Kızartmamızın içerisinde de kabağımız var, biberimiz var. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yapacağız. Burada da benim öğlen yapmış olduğum pilavım var arkadaşlar. Onu da yanında yeriz yani. Bol karalili, bol
Karolili. Bol karolili. Ya. Söyle bir daha. Bol karolili. Kalorili. Bol kalorili. Oldu, beni anladınız. Bir akşam yemeği olacak. Yarın tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Birkaç saniye sonra yine sizinleyim. İkinci günden tekrardan merhabalar. Ben şimdi mutfaktayım. Kahvaltı hazırlıklarımı yapacağım. Bugün pizza yapalım dedim. Ya özledim böyle yemeği. Annem de buradayken güzel olur. Şimdi ben unuttum hamurunda neler olduğunu. Annemden tarif isteyeceğim. O tarifi verecek, ben yapacağım. Anne hadi bakalım. İki tane yumurta kır. Şimdi yoğurdunu ilave et. Bir bardak yoğurt. Kabartma tozu koy. Tuz, un. Bu kadar. O kadar. Bir paket hamur kabartma tozu. Birazcık tuz ve... Tuzumuz alabildiği kadar un. Göz kararı unumuz var. Pizza hamurum hazır. Hamur kıvamını nasıl anlatsam? Böyle poğaça hamuru gibi yumuşacık oluyor. Üstlemine de tereyağı dökeceğim arkadaşlar, birazcık böyle tereyağı gezdireyim ki içine yağ koymamıştık, güzel oluverse. Şimdi salçasını sürüyorum. Kahvaltıdan sonra da mobilyacımızla görüşeceğiz. Saati biraz öne aldık. Biliyorsunuz akşama doğru görüşecektik. İyi oldu öne almak. Ay bakalım, heyecanlıyım ya. Giyinme odamız nasıl olacak? Nasıl bir şey tasarlayacağız bakalım. Ben de burada kuru fasulye haşladım. Böyle şimdi içini hazırlıyorum. Soğanı kavuracağım. Zeytinyağında salçasını koyacağım. Bir kahvaltı yapıyor, bir akşam yemeği yapıyor. Hazır olsun çünkü evden dışarı çıkacağımız için yemeğimiz hazır olsun akşama da. Sonra zor oluyor. Dışarıdan yemek de ben sevmiyorum. Bilmiyorum. Bana dokunuyor dışarıdan. Tabii ki biliyorsunuz sizlerde pizzanın olmazsa olmazı kekik. Mis gibi de kokuyor. Şimdi peyniri koyacağım. Üzerine de tereyağı parça parça. Çünkü hamuruna evet, yağ koymadığımız için. Ya, anne. Ay hiç güleceğim yoktu Mira. Hay Allah. Kız oyuncağını bıraktın. Neye koştun böyle? Bu ne ya? Hadi gel oturtayım seni, gel. Parka geldik biz. Hava çok çok güzel, dedik evde durmayalım mobilyacıyı bekliyorken. Hadi bakalım. Bizim kız özlemiş salıncağı. Yavaş Miroş. Yavaş anneciğim. Tutun ama. Tutun. Ay ödüm de kopuyor. Gel. Evet. Şimdi otur bakalım. Kay. Hoppa. Hadi gel bir daha. Park saatimiz burada sonlandı. Az önce bir kaza daha yaşanacaktı ki Mira kuş kendini kurtardı. Caner geldi. Galiba ustalarımız gelmiş. Allah'ım pek de mutlu bu kız. Hadi al, al detini. Gidiyoruz. Al atta gidiyoruz. Gel ata götüreceğim seni. Ata. Bak orada at var. Baba geldi Mira, bak orada. Çok mutlu babası. Kaydıraktan kendi kayıyor. Hadi gidelim. Hadi kızlar gidelim. Evimize. Gelmiş mi ustalarımız? Geldi. Dermanım kalmadı. Bir o ev bir bu ev arkadaşlar. Az önce ustalarımızı uğurladık. Bayağı bir ayaküstü sohbet ettik burada. Ay sormayın, ne zamandır buradayız biz. Bu giyinme odası bizi bizden aldı diyebiliriz. Bunun da ölçümleri tamamen alındı. Şuradan. Bakın. Şimdi çizimleri yapılacak bu arada. Evet. Çizimleri yapıldıktan sonra karar veririz. Ama şu an olacak şey buradan duvar öreceğiz, tamam mı? Bir sürgülü bir kapı olacak. Burada sürgülü bir kapı böyle açılacak. Buradan gireceğim. Gerisi artık. Gerisi artık böyle raflarla, dolaplarla yapılacak bir şekilde. Çizimini en kısa sürede bize de ulaştıracaklar. Şuranın komple bir ölçüsünü aldık. İki farklı çizim yapılacakmış. Artık ikisi arasından karar vereceğiz hangisi güzel oldu diye. Bir de ben yatak başlığı yanlarına uçan raflar istedim, çekmeceli.
Böyle çok da büyük olmayan portatif bir şey istedim. Zaten onlara ben sadece çorap koyuyorum arkadaşlar. Bir de yatak başlığımız da değişiyor. Onu da beyaz mobilya istedim. Mutfakları falan hepsini konuştuk bugün. Her şey ayarlandı yani arkadaşlar. Kafamda böyle hep böyle kafam o kadar dolu ki anlatamam. Banyonun tam çizimini konuştuk. Vestiyerin çizimi, mutfağın çizimi. Petekler nereye gelecek? Yerden ısıtma diye bana çok söylediniz ama buraya yerden ısıtma şu anda çok zor olur. Şaplar atılmaz, yani şapların kaldırılması gerekirmiş. Eğer şapın üstüne istersek de bu sefer bayağı bir yüksekte kalacak. O yüzden ondan vazgeçtik. Buranın doğalgazı daha yeni, bir sene oldu. Yazık günah yani o peteklere. O yüzden hiç gerek yok. İzmir'de de hava çok soğuk olmuyor. Burada biz çok kışı yaşamıyoruz. O yüzden de evimizde zaten güneş alıyor. Hiç yerden ısıtmaya gerek yok yani arkadaşlar. Gelin banyomu ve kilerimi sizlere son kez göstereyim. Kilerimizin fayansı da yapıldı. Gösterdim mi hatırlamıyorum ama bir kez daha göstermiş olayım. Bakın burası da böyle oldu. Şuradaki cama küçülttürdük. Çok fazla büyüttü. Buraya ayrıyetten bir dolap geliyor. Şu alt tarafına ben çamaşırlık yaptırıyorum aşkım. Çok güzel olacak ama. Çamaşırlığımı direkt buraya yerleştireceğim. Banyodaydı daha önceden hatırlarsınız. Bunlar da mutfak fayanslarımız. Çanakkale seramiğin çok güzel. Kahve köşemiz var ya, efsane oluyor. Ne büyük ne küçük. Çok güzel olacak. Üstüne ahşap istedim arkadaşlar. Ahşap yapıyoruz. Mermer değil, ahşap olacak. Onun üstüne de iki raf geliyor. Onlar da ahşap olacak. Üç çekmece istedim. Altına da erzaklık dolaplar istedim. Bayağı bir yani bir saklama alanımız olacak. Oh böyle ya. Her aşamasını sizlerle beraber yaşıyoruz gerçekten. İnanılmaz mutluyum ben. Bilmiyorum, bir an önce de bitsin istiyorum. Birkaç gün sonra da taşlarımızı almaya gideceğiz. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda da onları seçeriz. Sadece mutfak... taş değil, mutfak kapaklarını seçeceğiz. Taşları alacağız, ışıklandırmalar falan işte onları. Dolu iş var, dolu. Artık sizleri de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.